İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İran'ın Batı Ermenistan ile sınırdaki duvar çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ruben Safrasyan, Türkiye'nin Batı Ermenistan topraklarında yaptıkları yasa dışıdır. Artsakh'ta 1000 sosyal işletme projesi gerçekleşecek. Arşak Karabetyan, Çin Büyükelçisi'ne Ermenistan Cumhuriyeti sınır bölgelerindeki son gelişmeleri sundu. ABD Kabil'den tamamen ayrıldı, havaalanının kontrolü de Taliban'a geçti. Batı Ermenistan'daki Ulus Höyük'ün 2500 yıllık Pers yolu gün yüzüne çıktı. Bugün William Saroyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan. İran sınırının sözde güvenliğin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğu Beyazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu duvarın inşaatı Batı Ermenistan'ın haklarının açık bir ihlali olduğunu belirtmek isteriz. İşgal altında bulunan Batı Ermenistan topraklarında her zaman Batı Ermenistan'ın yerli halkı ve devlet yetkililerin onayı olmaksızın buna benzer faaliyetler gösteriliyor. Türkolog Ruben Safrasyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Afganistan'da devam eden operasyonların gerçek resmini sundu, Türkiye'nin bu operasyonlarda oynadığı rolü anlattı. Türkiye'nin Batı Ermenistan sınırına göçmenlerin girişini engelleyen bir duvar inşa etmeye başladığını belirterek bunu yasa dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından işgal edildiğini hatırlatarak Türkiye'nin orada böyle bir çalışma yapma yetkisi olmadığını temin etti. Türkiye'nin bölge ülkelerinin her eyleminde yer almasından bahseden Ruben Safrasyan, Türkiye'nin askeri potansiyelinin bulunduğu ülkelerde hakim bir konuma ve siyasi nüfuz sahibi olmak istediğini kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Artsakh halkına istikrarlı bir gelir sağlamak, girişimciliği teşvik etmek, yaşam kalitesini artırmak için Artsakh'ta 1000 sosyal işletme kurulacak. 1000 işletmenin kurulmasına Ermenistan Cumhuriyeti ve diasporadan 1000 Ermeni aile katkıda bulunacak. Girişim şu anda pratik aşamasında. Hayastan adlı Pan Ermenileri Fonu Müdürü Haykak Arşamyan ile varılan anlaşmaya göre planlanan sayıdan Sera Ekonomisi 100 işletmenin kurulması sözü geçen ailelerin desteğiyle gerçekleştirilecek. Bir iş kurma fikri bir dizi başka kuruluş ve kişiler tarafından desteklenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı onlarla işbirliği yapmak için aktif olarak çalışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Arşak Karabetyan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Fan Yun ile 30 Ağustos'ta bir araya geldi. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Çin Büyükelçiliği askeri ataşesi Kıdemli Albay Sun Jilin ve yardımcısı da hazır bulundu. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Arşak Karabetyan'ı Savunma Bakanı olarak atanmasından dolayı kutladı ve sorumlu devlet görevinde yeni başarılar diledi. Görüşme sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Büyükelçi Fan Yun'a bölgesel durum hakkında bilgi aktardı ve sınır bölgelerindeki son gelişmeleri sundu. Taraflar siyasi, ekonomik, insani, eğitim ve diğer alanlarda Ermeni-Çin işbirliğini övdüler. Savunma alanında ikili işbirliği süreci ve gelecek programlar da ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Afganistan'dan tamamen çekildiğini duyurdu. Geri çekilmenin ardından Taliban güçleri havalimanına girerek Amerikan ordusundan kalan ekipmanları da ele geçirdi. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 yıllık en uzun askeri müdahalesi de Taliban'ın ülkenin denetimini ele geçirmesiyle son buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en üst düzey askeri komutanı olan General McKenzie, Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon uçaklarıyla toplamda 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini ifade etti. Çekilme duyurusunun ardından kameraların karşısına geçen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Bugün itibariyle Kabil'deki diplomatik varlığımızı askıya aldık ve Katar'ın başkenti Doha'ya taşındık şeklinde konuştu. Batı Ermenistan'ın Amasya'daki Ulusöyük'te yaklaşık 2500 yıllık Pers yolunun izleri gün ışığına çıktı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Şevket Dönmez, ünik bir kalıntı olan Pers yolu Batı Ermenistan'ın en eski yol sistemlerinden biridir dedi. Ulusöyük, Batı Ermenistan Demir Çağı arkeolojisinde bugüne değin görülmeyen sıra dışı bulgularıyla dikkat çeken bir yerleşim yeri. Dönmez, ortasında açık su kanalı bulunan 28 metre uzunluğunda ve 8.5 metre genişliğindeki Pers yolunun bu bulgulardan en önemlileri arasında yer aldığını aktardı. Taşlı yolun yerleşmeyi ikiye ayırdığını anlatan Dönmez, kuzeyde daha çok sivil alanların, sarayların ve malikanenin olduğu bölümün görüldüğünü, güneyde ise dinsel alanların olduğunu anlattı. William Saroyan, Batı Ermenistan'ın Baş Bitlis kentinden Fresno'ya göç eden Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 4 yaşında babasını kaybetti ve bir süre yetimhanede yaşadı. Sonra anne oğlunu yetimhaneden çıkardı ve onu okutmaya verdi. Ailenin sıkıntıları genci okulu bırakmaya, sokaklarda gazete satmaya ve ardından telgraf memuru olmaya zorladı. Ancak iş kitap okumasını engelleyemedi. Hatta kısa hikayeler yazmayı başardı. İlk kısa öyküsü Sirak Goryan imzasıyla 1933'te Boston'daki Hayrenik adlı haftalıkta yayınlandı. Saroyan'ın ilk kısa öykü koleksiyonu 1934'te yayınlandı ve hemen genç yazarın tanınmasını sağladı. Saroyan 1939'da Hayatının Zamanı adlı oyunuyla New York'taki eleştirmenler ve Pulitzer ödüllerini kazandı. Saroyan, edebi hayatının ilk 10 yılında bazıları ondan fazla ciltlerde yayınlanmış yüzlerce kısa öykü yazdı. Saroyan'ın kahramanlarının çoğu Ermeni çevresini ulusal gelenek ve görgü kuralları ile temsil eden ve vatanın tarihi hafızasıyla Ermenilerdir. Vatan meselesi, asırlık geleneklerini koruyan insanların eşsiz görüntüleri Amerikan yaşam tarzının düzleştirici standartlarına aykırı gelmektedir. Saroyan, 18 Mayıs 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Fresno kentinde vefat etti. Saroyan'ın eserleri birçok dile çevrilirken eserlerinin tamamı ise Ermenice'ye çevrildi. Yerevan'da Saroyan'ın adını taşıyan sokak, okul ve üniversite mevcuttur. Saroyan'ın anıtı Yerevan'da dikilidir. 2008 yılında yazarın 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde Saroyan yılı ilan edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Beklaryan'ın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Manes Galis Yar adlı eseri sunuyoruz. Akel Atlas Duhas Halal Manes Galis Yar Darsel Arti Minor Kakal Manes Galis Yar Ay tu şufte çoru zara manes galis yar Boye canin keze dençun keze kançun yar Belkum itke tandu çorin manes galis yar Meçke tansna zet korşalin manes galis yar Ayt kanan bu du yer darçar du yer darçar yar Vorşes dayun getim halin Manes Galis Yar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.